hadi açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdın. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi iki dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhanem belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhane babakhane? Hop bir dakika. Baban yaşında adam öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil pardon? Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi beni çok... Uzatma istersen. Açın yolu geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git geç kalma. Benim vaktim var kızım sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yok. Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya sabır. Olaylar olaylar arkadaşlar. Selim Kutlusay şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi, arabayı çekmeniz lazım. Trafik kilitlendi. Trafik diyen biz değiliz. Beyefendi, kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey, kusura bakmayın. Rektörümüz birazdan gelecek. Büyüklük sizde kalsın. Büyüklük diyor bir de. Sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum. Büyüklük bende kalsın. Afralara bakar mısın Ahmet abi ya? Şu büyüklük onda kalsınmış. Buyurun. Çattık sabah sabah ya. Ahmet abi tamam ben ineyim burada. Sen içeri girme zahmet etme daha fazla. Sırtımda mı taşıyorum be kızım? Sabahtan beri otelde yoruldun zaten. İki adım az yürümüş olursun, fena mı? Ya eksik olma Ahmet abi de. Bir de geç kaldım diye tasalanıyordum. Bak tam zamanında yetiştirdim seni okula. Öyle oldu. Öyle oldu da keşke şu kemer bozuk olmasaydı da ben de ön koltukta otursaydım. O ne demek şimdi Serra? Arka koltukta oturunca ne oluyor ki? Gören seni şoförüm sanıyor. Duymadın mı şımarığın dediklerini? Aman be kızım, tasalandığın şeylere bak. Ben zaten şoförüm, yalan mı? Bugün de senin şoförlüğünü yapıyorum. Ne varmış bunda? Teşekkür ederim Ahmet abi. Kolay gelsin. Hadi kızım selametle. Allah zihin açıklığı versin. Çocuk da ne dediğini duydu. Çocuk derken? Şu az önce karşılaştığımız tip yok mu? He, şu ezik. Ne olmuş duymuşsa? Kişisel gelişimine faydası olacak birkaç yorum sadece. Ne kadar ayıp ya. Ders notlarını istemeye gelince ben hiç karışmam. Kendin istersin haberin olsun. Tatlısı. Niye isteyelim? Yani şöyle yaparız. Parası neyse alırız. Hem cebine 2-3 kuruş para girer de gider üstüne başına bir şeyler alır. Ay o neydi öyle ya gömleği göz korkun. Tamam Biricik tamam. Kızlar size aşırı bomba bir haberim var. Haber derken? Bakın şu fotoğrafa. Bak. Bizim dünkü limuzinli Cimri Çömez okulun girişinde Selim'le kapışmış. Bir de üstüne okulun sahibine 100 yıllık ayar veren kız diye paylaşmış herkes. Bakayım. Bu bizim Cimri kız. Ta kendisi Canikom Serra. Neyse hadi kalkalım. Yetmedi mi sana artık onu seyredip duruyorsun? Yetmedi mi? Sanki ne? Nereye gidiyoruz şimdi? Bekle. Allah Allah. Hadi kalkın kızlar. Hadi oturun kızlar. Öyle kızlar.
Beyefendi nihayet teşrif edebildiniz. Sürekli aynı cümlelerle başlamak nasıl bir duygu abi? Yani hayır, bu yeni modada benim mi haberim yok? Ha bir de altyazı geçmem gerekiyor ne demek istediğimi anlatmak için. Hı, bak seninki geliyor. Ya bırak seninki deyip durma şuna ya. Selim, neredesin? Sabahtan beri arıyorum, ulaşamıyorum sana. Sonra bir haber geldi Selim kampüs girişine kavga etti diye. Kavga mı? Ya ne kavgası Biricik ya? Siz de var ya her şeyi abartmayınızdan bir türlü vazgeçmediniz. Mesaj öyle demiyor ama. Ver bakayım. Kardeşim sen bu kızla mı kavga ettin? Üf. Herkes ne diye bize bakıp duruyor ya? Ay sabahki kapışmanın yansımaları onlar şekerim. Arkadaşlar abartmayalım isterseniz. Bence de abartmasak mı yani? Sıradan insanların hayatını renklendirme çabası, başka bir şey değil. Yalnız şimdi patron bak, senin gündem yaratmakta üstüne yok. Ayrıca bu fotoğrafta abartan da pek biz değilmişiz gibi duruyor. Hayır yani iki tane fotoğraf ne kadar çabuk yayıldı ya okula. Vallahi görüntülerini sosyal medyayı sallıyor. Yani şimdi kızın sana yükselmesi, senin ablaya bir çıkışman ama ablanın seni yine de bir paylaması epey bir konu olmuş anlaşılan. Yani ben bu insanları anlamıyorum. Hiç işiniz gücünüz yok mu böyle şeylerle uğraşıyorsunuz? Yani ben açıkçası la başlayan cümlelerine sen yine başladın Biricik'im. Evet arkadaşlar hep beraber dinliyoruz. Biricik, yani sen açıkçası. Bu ilkokul seviyesindeki arkadaş cevap vermemi beklemiyorsunuz herhalde değil mi? İyi günler arkadaşlar. Haytalıktan telefonu da bakmıyor beyimiz. Sen misafir öğrencilerimizle ilgilen. Ben zaten yarın onlarla bir toplantı yapacağım. Tamam mı? Tamamdır hocam, anlaşıldı. Kolay gelsin. Alo. Sen bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur. Nasılsınız? Neler yaptınız biz yokken? İyi vallahi, bildiğiniz gibi koşturmaca. Siz nasılsınız? Nasıl geçti tatil? İyi geçti. Fikri Beyler ne oldu? Fikri Beyler istediğiniz mali raporu bitirdi. Aa, güzel, bak buna sevindim. Bir ara üstünden geçeriz beraber. Selim peki? Biz yokken eve pek uğramamış, doğru mu? Malum vize dönemi yaklaşıyor. Çocuklar birbirlerinde kalıp beraber çalışmayı tercih ediyorlar. Öyle olsun. İnşallah senin hakkında aşırı korumacı davranmıyorsundur Onur. Merak etmeyin İhsan Bey, her şey kontrolüm altında. Niye meraklanayım ki? Eğitimci olan sensin. Sana koskoca okula emanet etmeyi düşünüyorum. Bir tane çocuk ne ki? Hadi bakalım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz İhsan Bey. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Vay, yeni görüntüler düşmüş. Acelemiz var galiba.
Hatırlamadı bile beni. Kızlar, Selim'i gördünüz mü? Şimdi indim. Sağ ol. Yarınki yayını heyecanla bekliyoruz. Bekle, bekle sen heyecanla. Sabah yarımı da verdim. Oh, rahatladım. Şimdi burada oturup böyle rahat rahat ders çalışayım diyorsun, öyle mi? Sabahki olay diyorum. Sayende bütün okulun diline düştük. Görmedin herhalde paylaşılan postörü. Ufak çaplı bir ifade sorunun falan mı var senin? Zaten sana göre bir sen haklısın. Geri kalan herkes eksik. Kaba, ne bileyim. İfade özürlü falan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya sen megalomanlığın vücut bulmuş halisin de haberin yok. Doğru konuşsana be, sensin megaloman. Pardon. Pardon. Bak gördün mü, rahatsız oldu herkes. Ya senin o herkes dediğin kişiler durumdan rahatsız olmuş gibi görünüp durumla eğleniyorlar. Tabii sen bunun da farkında değilsin. Fark ettirelim hemen. Bir dakika. Bak. Yuh. Çekiyor musunuz aracınızı? Bu ne? Senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Ben mi gelin çekin dedim? Millete malzeme verdin. Allah'ım ya, ne manyak tipler var ya. Hem onlara neymiş ki bizim aramızda geçenlerden? Hastalıklı kafalar bunlar cidden. İşin gücün yoktu. Şimdi bunu temizlemekle uğraş. Pardon? Biz mi çektik de temizlemekle uğraşalım? Çeken utansın. Milletin özel hayatı falan kalmamış yani. Orası öyle tabii. Biliyor musun, sen de hayatını sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Ki bu görüntüleri bu kadar kafana takmışsın zaten. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu konu nasıl dönüp dolaşıp bana geri geliyor? Senin benimle bir derdin mi var? Sen aşırı tepki verdin. Aşırı tepki verdiğin için olay büyüdü ve insanların dikkatini çekti. Benim tepkim yüzünden öyle mi? Hı hı. Pardon da sana ne demeli? Hayır, baban yaşında adam öyle yukarıdan ayar çekmek, ihtiyar falan demek. Küstahlık değil de ne? Bir saniye, böyle küstah, kaba bunlar hoş değil. Ne yani, yalan mı? Biraz sessiz olur musunuz? Sizin sesinizden hiçbir şey anlamadık. Pardon. Peki sana öğretmediler mi hiç tanımadığın insanlara böyle kafana göre sıfatlar takmaman gerektiğini? Hayır. Bana insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini öğrettiler. Ama senin bu yaptığında dürüstlük denmiyor. Bunu halk dilinde... densizlik deniyor. Bana bak. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyorsa eğer, çevrende yalakalık yapan binlerce insan var. Onların yanına gider, beni de rahat bırakırsın. Okey? Okey. Gerçekten çok okey. Tamam, gittiler işte. Çalışın rahat rahat. Selim. Şimdi bu kız nasıl bir şey ya? Ha? Kız resmen ateş ediyor lan. Hem güzelliğiyle ateş ediyor hem de sözleriyle ateş ediyor. Bam bam bam. Gerçekten çok güzel bir şey. Git o zaman onunla muhabbet et abi, hadi. Hiç fena fikir değil kardeşim ama ben şimdi bir günde iki kez ayar yemiş promu yalnız bırakamam. Hayır yani bugün sizi seçip de mi gönderdiler bana? Aa, oğlum tamam lan, sakin. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Ha? Sen beni nasıl buldun? Oğlum seni bulmak çok kolay. Ben şimdi koridora çıkıyorum, kızlara S diyorum. Kızlar da hemen Selim buradan geçip az önce şu tarafa gitti diye. Burak, uzatmayalım. Hadi abi, kısa kes, yürü hadi.
Baba, müsait misin, gelebilir miyim? Prenses, gel tabii, gel. Hoş geldin. Ama tatil çok yaramış, bronzlaşmışız. Daha da bir yakışıklı olmuşsun. Nasıl da biliyor babasının yüzünü güldürmeyi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne yaptınız üniversitenin yıl dönüm programını? Vallahi son sürat hazırlıklar devam ediyor. Ekip deli gibi çalışıyor. Güzel. Bak şimdi tatilde ne geldi aklıma biliyor musun? Ay inanmıyorum. Yani tatildeyken yıl dönümünü düşündüm deme sakın. Ne yapsaydım Nilo? Tatil boyunca boş boş dolaşsa mıydım? Dinlenmek, iş düğmesini tamamen kapatmak demek oluyor baba. Ben öyle düğmeyi falan kapatamam. Hem senin benim yerimi yeterince avarelik yapıyor. Bir aileye bir tane tembel yeter. Hayır, şimdi Selim'e nasıl geldi konu anlamıyorum ki. Biz yokken eve de uğramamış seninki. Şu yıl dönümü için davet ettiğimiz eski mezunumuzu düşünsene. Mert Tekin'i mi diyorsun? Evet, Mert Tekin. Sen yokluk içinde yaşa, sınavı kazan, burslu oku, master falan yap. Çok da başarılı ol. Sonra git Dünya Bankası'na üst düzey bir göreve gel. Ne büyük bir gurur ailesi için. Şimdi bizim Selim'in bu çocuktan ne eksiği var? Ben de onu Amerika'ya gönderdim. Okusun. Belki ayaklarının üstünde durmasını öğrenir dedim. Serserilikten başka bir şey yapmadı. Toparlayıp İstanbul'a zar zor geri gittim. Aslında benim de suçum var, biliyor musun? Kendini suçlama lütfen. Ne annesinin ölümünü kabullenebildi, ne de Asena ile olan ilişkimizi hazmedebildi. O da kendince çabalıyor ama. Ayrıca Onur da onunla çok yakından ilgileniyor. Sen ve iyimser bakış açın Nilo. Dozunu kaçırırsan bu huyun senin başına bela olur. Bak unutma bu lafımı. Peki babacığım. Yaptırmak lazım ya. Bir elimi yıkayayım diye girdim, her tarafım su içinde kaldı. Bakarım daha sonra. Herhalde musluğun contası gevşemiştir. Bir çay daha koyayım mı kızım? Yok yok sevgili abla. Babamla bir konuşacağım, gideceğim zaten. Bak baba, artık genç değilsin. O iskele tepelerinde böyle boya badana işlerinden bir vazgeç lütfen. İşim benim kızım. Ekmek parası kazanıyor. Ya ben sana ekmek parası kazanma demiyorum ki. Yaşına başına uygun bir iş yap diyorum. Ne yapacaksın? Gözünmez kaza işte. Neyse, bu işleri geçelim de kocan nasıl? İyi. Çocuklar nasıl? Oğlu yetmezmiş gibi şimdi bir de kızı ve kocası yanımıza taşındı. Evlerinde tadilat mı varmış neymiş? Ne var kızım bunda bozulacak? Babasının evine geliyor kız. Sana mı soracaktı? Baba sanki 10 yaşında. Bir eli yağda bir eli balda büyümeye o kadar alışmışlar ki. Kendi başlarına bir işi beceremiyorlar. En ufak bir sorunda babacım, 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 babacım. Asena, kaç yıl oldu bu adamın evliliği yahu? Bir alışamadın şunun çocuklarına. Yapma be kızım. Alışacağım da yok gibi bu gidişle. Aslında bir tane kendi çocuğun olaydı, böyle kafayı onlara takmazdın, biliyor musun? Ama tabii bunlar kısmet yani. Sevgi abla, İhsan çocuk mucuk istemiyor. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Bu temcit pilavı gibi her geldiğinde niye bu konu konuşuluyor ki? Bildiğin bir konu bu senin. Tamam, diyen gitti. İhsancığım. Neredesin Asena, evde misin? Yok yok, dışarıdayım. Kızları özlemişim de şeyde, Sibel'de toplandık. İyi ettin. Uzun süredir görüşmüyordun. Evet evet, herkes sana çok selam var. Tamam tamam, sen de söyle. Eve gelince haber ver bana. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben seni arabadan ararım. Ben de. Çok çok çok. Aynen. Ne?
Ne? Ne var, ne bakıyorsunuz hadi işinize? Neye bakacağımızın hesabını sana mı vereceğiz? Manyak karı! Bana bakacak basosetik, buralar senin geldiğin yere benzemez. Lafını bil de konuş. Nasıl konuşacağımı sizden mi öğreneceğim? Manyaklar. Pazar çantaları kollarında sanki Şanzelize'de alışveriş yapmışlar. Hasbalarım. Anne neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Tamam. Açtım işte. Neredesin? Evde misin? Değilim kızım. Cafe Flor'da bir drink alıyorum. Evdeyim Serra. Nerede olacağım? Niye açmıyorsun o zaman telefonunu? Sessizde kalmış. Yeni fark ettim. Ne diye sessiz alıyorsun peki? Serra, sorgu hakimi gibisin. De kızım ne diyeceksen. Doğru söyle bak. İçtin yine değil mi? İçmesin. Tamam, bir şey söylemeyeceksen kapatıyorum ben. Çattık. Aseno! Babanları görmeye mi geldin yavrum? Ya evet, çok acelem var. Bir uğrayıp çıkayım istedim. Çok yoruluyor baban, çok. Yazık vallahi adama. Geçenlerde bizim hatırlıyorum. Ay anne tamam, dur çekil şimdi. Ne oldu kızım, konuşuyoruz. Ben sizin hayranınızım da annem hep bahsediyor bizim mahalleden ünlü çıktı falan diye. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz acaba? Hayır, hayır, ben fotoğraf çektim. Sadece bir fotoğraf. Listeye koyacağım ya. Hayır dedim, anlamıyor musun? Yürü kız içi. Yürü kız. Yürü. Sanki. Ne kadar yapışkan insanlar. Aman. Kurtulamadım şu mahalleden de çamurundan da. Gençler selam. Merhaba. Onurcu biraz konuşabilir miyiz? Arkadaşlar sonra devam edelim olur mu? Lütfen hocam. Babamla konuştum. Ne diyor? Gel Onur. Evden çıkmadan önce konuştuk. Ya Selim'e kafayı inanılmaz takmış durumda. Yani bu hiç hayra alamet değil. İşler istediği gibi gitmediği zaman babamın huyu değişiyor biliyorsun. Herkese tek tek sarmaya başlıyor. Hayatım bir sakin ol. Hayatım anlamıyorsun galiba. Bak babam bizden Selim'i düzeltmemizi bekliyor. Özellikle de senden. Benden değil çünkü beni her zamanki gibi yine aşırı iyimser buluyor. İhsan Kutlu sahibi beklentileri. Ya oğlunu başarısız bir asi. Kızını öngörüsüz bir saf olarak görüp başkalarının çocuklarına özeniyor. Yani ben buna alıştım hayatım. Sen de kendine alıştırsan fena olmaz. Onurcuğum, biz babam gibi olmayalım, tamam mı? Biz çocuklarımızı başkalarının çocuklarıyla kıyaslamayalım. Beklentilerimizi çocuklarımızın üzerine yürütmeyelim. Tamam mı? Gel buraya gel. Sen şahane bir anne olacaksın. Bak gör. Ayrıca Selim de biraz büyüyüp olgunlaştıkça ne istediğini bilen akıllı bir adam olacak. Buna da adım kadar eminim. İnşallah. Bir kahve söyleyeyim mi? Harika olur. Kalıyor hanımefendi. Gel kızım ya. Babacımın hanımefendisi. Aç kız kapıyı.
Manyaklığın içine düşüyor. Gidin kapın ben. Defolun! Defolun! Gel buraya! Gel! Seni bacağı bir elime geçireyim. Kaçalım aşağıya. İmdat! Kurtarıyor! Adam öldürüyorlar! İmdat! Yardım edin! Rica ediyorum! Çekerim! İmdat! Kız Melahat, ne oluyor orada? Görmüyor musun halimizi? Ben sürat üstümüzü. Ayol, deliler sokakta geziyor. Görmüyor musunuz? Kurtarın beni! Seni var ya, parçalarım ben seni! Gel buraya! Gel! Gel buraya! Gel! Gel. Efendim Biricik? Ya benim arabam bozulmuş da servisi çağırdım. Gecikeceğiz dediler. Sen beni eve kadar bıraksan olur mu? Servisi kim karşılayacak? Güvenlik. Güvenliğe bıraktım anahtarı. Onlar halleder. İyi. Tamam hadi hadi. Selim. Efendim? Ya şu kız kim böyle sabahtan beri gözüme ilişip duruyor? Tanıyor musun sen? Yo, hadi atla ya boşver. Bayılıyorum bu yeni arabana. İyi ki almışsın. Hı hı. Bir ara uzun yol yapsak bununla. Yaparız bir ara. Aa, aslında bak ne diyeceğim. Hani biz tatile gitmiştik ya. Biricik, elini çeker misin lütfen? Ne bu tripler? Ya biliyorsun sevmem böyle şeyleri. Tamam sevmezsin de sen yabancıların sana el kol temaslarını sevmez. Ben yabancı biri değilim ki. Biricik uzatmasak mı acaba? Okey, uzatmayalım. Ben seni günlük heyhelerine baş başa bırakayım en iyisi. Beni şurada dinler misin? Emin misin? Her zaman. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Çok. Rica ederim. Hani biz seninle kütüphanede karşılaşmıştık. Sen bizim Selim'e ayar verirken. Senin şoförün geç kaldı galiba. İstiyorsan ben bırakayım seni. He. Yok sağ ol. Gerek yok. İstiyorsan gel benim arabada bekle. Ya istemez. Yok. Ben birkaç telefon konuşması yapacağım zaten. İyi. Tamam. Senin keyfin bilir güzelim. Hadi bay. Efendim anne. Anne ne oldu? Ne? Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl geçti tatilin? Tatil iyiydi de. Buraya dönünce her şey yine aynı. Keşke biraz daha kalsaydın. İyice dinlenmiş olurdun. Meydan boş kalırdı. Yokluğum hoşuna giderdi tabii. Ne alakası var baba? Bir hafta gittik neredeyse eve hiç uğramamışsın. Bir hafta daha kalsaydık ülkeyi mi terk edecektin?
Yok, vizeler falan başlayacak. Arkadaşların evinde toplanıp hep beraber ders çalışıyorduk. Tahmin ediyorum nasıl çalıştığımızı. Baba, sen yol yorgunsundur. Daha fazla bana sarmadan izin istemeniz. Bir dakika. Böyle ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar, biliyorum. Ama gözüm üstünde, bak haberin olsun. Senin gözün benim hep üstünde baba. Şikayetçi olmadım. Hmm. Siktin seni, yatardın içeride. Olsaydın senden korkacağım ben. Anne. Sus. Lütfen. Tamam, daha fazla uzatmayalım artık. Lütfen, komşuyuz biz ya. Sen bunları asıl o anana söyle kızım. Komşunun başına aşağı su dökmek nerede görülmüş be? Sen bir haddini bil de öyle. Anne. Bak. Tamam artık, ne konuştuk içeride lütfen. Ama kızım onlar da... Anne. Bakın saat kaç oldu? Lütfen evlerimize gidelim artık. Sağ olun, şikayetçi olmadınız. Tamam, annem yapmış bir hata ama... siz de bizim cama domates fırlatmışsınız. Bak, yatsın kalksın sana dua etsin bu anan. Yoksa biz ne yapacağımızı çok iyi bilirdik. Ne yapacaksın acaba? Oğlum. Lütfen. Tamam. Of. Ama bırak mı ya? Hadi. Hadi gel biz de gidelim. Ne hadi? Taksi nerede? Ne var? Bu saatte eve yürüyerek mi gideceğiz yani? Sen de iyice cimri bir kız oldun, çıktın başıma ha. Takside tutacağız anneciğim, hadi. Yavaş ama kızım, o iki vahşi bana saldırdı, benim ayağım burkuldu. Rica ediyorum, ne kadar seviyorsun olayları uzatmayı. Ya ben abartıyorum öyle mi? Karakolluk olduk farkındaysan. Kızım kaç kere anlattım. Seviyesiz insanların uydurduğu iki lafa inanıyorsun, annene inanmıyorsun. Pes. Anne bak, ileri geri seviyesiz deyip durma şu insanlara. Ya göz yüze bakıyoruz onlarla biz. Ayrıca zamanında sizin seviyeli arkadaşlarınızı da gördük. Hayır, nedense bir tanesi bile kalmadı para suyunu çekince. Anne, konuşmuyorum seninle. Ya... Evde hala buram buram parfüm kokuyor ha. Ya senin Kutlu Say kokusu kolay çıkmaz tabii. Ne yaptın sen Cem Beylerin evini? Gerekli malzemeleri falan aldın mı? Aldım baba, aldım. İyi. Da sen bu ayakla ne zaman işe çıkarsın bilmiyorum yani. Vallahi doktor haftaya çıkar Alçın dedi ama. Ha, haftaya çıkar Alçın, sen de hemen işe başlarsın demedi ama. Başlamayıp da ne yapacağız Sevgi? Nasıl dönecek bu değirmenin suyu? Ablam bir omuz çıksa ya baba. Yani keyfinden değil ki, hastalık bu. Olmaz öyle. Niye olmaz? Anlamıyorum ya. Şu sıktığı parfüm bile kaç bin lira? Oğlum, bizi evinde görmek istemeyen adamın parasını da ben istemem. Eksik olsun. Ay ne güzel böyle hep bir arada olmak.
Neredeyse evinizin tadilatı hiç bitmesin diye dua edeceğim. Sizinle birlikte olmak bize de çok iyi geldi. Değil mi Onurcuğum? Öyle tabii. Ama insanın evi gibisi de yok değil mi? Ya, burası da sizin eviniz onu. Karının doğup büyüdüğü ev nihayetinde. Hem sizler yanımda olunca daha da mutlu oluyorum ben. Sağ olun İhsan Bey. Biz de öyle tabii. Tatilde de hep çalışmışsınız. Öyle söyledin İl. Ay sormayın çocuklar. Tableti elinden bir türlü düşürmedi. Sürekli notlar aldı durdu. Sinir oldum sinir. Evet. Babamı oyalama taktiklerini yeniden gözden geçirmen gerekiyor demek ki Asena. Taktik derken? Mert Tekin'in konuk konuşmacı olarak geleceğinden bahsettim Onur'a babacığım. Evet, evet. Mert Tekin geliyormuş. Çok sevindik. Doğru. Mert Tekin. O ne biçim bir isim ya? Şarkıcı adı gibi. Sen el alemin adıyla dalga geçeceğine kendine çeki düzen ver bence. Ya da otur, adamın genç yaşta nasıl bu kadar başarılı olduğunu bir araştır. Belki azıcık ilham alırsın. Gönül isterdi ki kendi üniversitemde oğlum Onur konuğumuz olsun. Ama maalesef bizim hayta partilerin Onur konuğu olmayı daha çok tercih ediyor. Ben Selim'in de bir gün adından başarılarla söz ettireceğine çok eminim İhsan Bey. Ben de. Ya ne demezsin Onur? Sizin bu iyi niyetinize söyleyecek laf bulamıyorum. Müsaadenizle. Selim'ciğim, biraz sakin lütfen. Eleştirilmeye de hiç gelemiyor Selim Bey. Size afiyet olsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Otur, sinirlendirme beni. Doydum baba. Hayatım, lütfen sinirle üstüne gidip olayı büyütme. Babacığım, evet lütfen biraz sakin, üstüne gitme. İşin zor Onur. Çok zor. Ne zaman bitecek sizin evin tadilatı? Az kaldı. Senden. İyi ben de. Kulübe gidiyorum, gelsene sen de. Oğlum bir dinlen ya. Ya oğlum saçmalama, ne dinlenmesi, sen de iyice yaşlandın ha. Hadi bak ben gidiyorum, gidince de sana konum atacağım, sen de gel. Bu gece beni pas geç bırak. Hadi sana iyi eğlenceler. Oğlum saçmalama lan, ne iyi eğlencesi, hadi sen de gel. Alo. Baba siniri yine basket topundan çıkacak gibi görünüyor. Aman baban görmesin. Görürse görsün. Üstüne fotoğrafını da bastır bari İhsan'ın. Daha etkili olur. Selim'ciğim. Aa, kolum bıraksana. Bana bak Asena. Bana bir daha sakın dokunayım deme. Anladın mı? Ay iyice yabani oldun sen. Ne dokunması, neler söylüyorsun ya? Gel. Bak, baban çok üstüne geliyor farkındayım. Ama ne yapıyorsa senin iyiliğin için yapıyor. İnan bana. Sana ne benim babamla olan ilişkimden ya? Karışma üstüne vazife olmayan işlere. Niye üstüme vazife değilmiş? Ben senin... Anla bak Asena. Benim etrafımda dolanıp durma. Senin karşında 16 yaşındaki savunması Selim yok. Ayağını denk al. Almaz lan ne olmaz. Hiç hoşuna gitmeyecek şeyler olur. Bu da iyice büyüdü be.